Eğer bir toplumun dinamiğine, iyiye gitmesine veya kötüye gitmesine hedef alıyorsan, o toplumun gencine hedef alıyorsun. Evet. Gence yönelik işlem yapılıyor. Hani ihya içinde, Evet. imha içinde hep gence hedef alınıyor. Bu tarih bilincinin, peki toplumun bu genel bilinçlenmesine, genel o toplum bilincinin artmasında tarih bilincinin rolü nedir desek hocam, ve gençlerin bu konuya bakışa hakkında ne görüyorsunuz? Yani gençlik ve tarih konusu Şimdi olunca onu sormak istedim. evet, gençlik önemli bir kavram. Evet. Yeni müfredatta da köklerden geleceğe diye yani başlıyor. Cümle direkt böyle başlıyor. Köklerden geleceğe. Köklerden Aa, çok geleceğe. güzel. Evet. Geleceğe mektuplar programına da uyuyor. Yani sizin Evet. programınıza da Evet. gayet uygun. Tabii gelecek dediğimizde gençlikten bahsetmemiz lazım. Evet. Ama genelde gençlik konusuna girdiğimizde insanlar işte gençlerin şöyle olduğu, böyle olduğu hep olumsuz manada Evet, bahsedilir. maalesef. Aslında Evet. genç yaşı itibariyle bir arayışın peşinde olan kişi. Yani işte insanlar fizyolojik anlamda çocukluk dönemi, işte gençlik dönemi ve yetişkinlik dönemi diye ayıracak olursak çocukluk dönemi daha çok himaye dönemidir. Yani işte ne yapacağını bilmez çocuk. Anne genelde tarif eder. Ne yiyeceğini dahi bilmez. Gençlik dönemi bir arayış, akıl ve zihnin inşa sürecidir kıymetli abi ve dolayısıyla o arayışta doğruya ulaşmayı arzular. Evet. Şimdi peygamber büyük devrimlere baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam'a ilk inanan Evet, 40 evet, Müslüman'a da evet. baktığımızda toplam 40 Müslüman içerisinde 33 tanesi 25 altı genç. Evet, Bunu biliyorduk. evet, Biliyoruz evet, değil mi abi? evet, Biliyor ya, evet hocam. biliyoruz ya mutlaka. Dolayısıyla gençlerin peygamberimizin gençlerin önüne açacak şekilde görevler verdiğini de biliyoruz. Onları vali yaptığını, ordu komutanı yaptığını da biliyoruz. Ve bunların 17-18 yaşında olduğunu Tabii. okuduk. Bizim için bir model Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve evet. sellem'in hayatı, gençlik Ya. anlamında. Dolayısıyla gençliği eksiklikleri var. Bunu tabii ki ortaya koymamız lazım. Çünkü gençliği bozmak için birçok olumsuz sosyal medya vesaire birçok olumsuz Girdi dünyada var, girdi girdi var. var. Evet hocam. Ama gençler için de rol modeller lazım. Daha doğrusu tutarlı yetişkinler lazım. Çünkü genç bakıyor annesine, babasına, yakınına, öğretmenine veya yakın bir yetişkine söyledikleriyle yaptıklarının birbiriyle uyumlu olmadığını gördüğünde, o tutarsızlığı gördüğünde farklı arayışlara, çünkü arayışın peşinde genç, kendi zihnini inşa etme, mükemmelliğe, tekemmüle ulaşma derdinde Çok olduğu önemli, için çok önemli. o tutarsızlığı görünce farklı noktalara savruluyor. Evet. İstikameti doğru yolda olması gerekirken belki daha farklı bir yola, bu sefer aradaki mesafe daha da açılıyor. Gençlikle ideal gençlik arasındaki mesafe daha da açılıyor. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız müfredatlarda zaten erdemli insan yetiştirmeye vurgu yapıyor. Evet. Gerekeni yapıyor. Devletimiz gerekeni yapıyor ama toplum olarak yetişkinler olarak bize çok işler düşüyor. Anne Çok. babalar olarak bize çok işler düşüyor. Dolayısıyla herkes kendi çocuğuyla ilgilense aslında. Kıymetli Ahmet abi, Türkiye'de 1 milyon 160 bin tane öğretmen olduğu ifade ediliyor. 80 milyonu böldüğümüzde etrafımızda şurada sokağa çıktığımızda her 75 kişiden birinin öğretmen olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Anne babalar yine bir öğretmen. Öyle bakıyorum ben. Evet. Yetişkinler birer öğretmen. Eğer geleceğimizi düşünüyor isek, geleceğimizi ihya etmek istiyorsak gençliğimize sahip çıkmamız lazım. Gençliğimizi örnek olmamız lazım. Düzelme topyekün olur. Her şeyi gençlikten beklemek yerine önce kendimizden başlamamız lazım. Gençlerimize dokunmamız lazım. Ve ondan sonra gençlerimizin bir kere çok okuması lazım.